hukuk öyle bir şeydir ki. Bakınız ben şimdi bu savcıyı dinlerken kendi dünürüm Savcı Bey geliyor aklıma. O Savcı Bey hala kirada oturuyor. Ataköy'de bir evde kirada oturuyor. Hiç becerememiş bir şey yapmayı. Dubai'ye falan da gidememiş. Yani bu savcı yaman böyle yeni bir nesil yetişti. Nasıl yetişti bu nesil? Köşe dönücülük öğretildi bu nesle. Para dışında hiçbir kriter tanımayan büyük bir ahlaki çöküntü içindeyiz. Dolayısıyla mesele Savcı Öz değil. Mesele yargının hali pürmelali. Kimin paraya, kimin başka şeylere zaafları oldukları biliniyor. Zaafların oldun mu çok rahat tuzağa düşüyorsun. Şimdi bir laf vardır. Hüseyin Hatemi çok tekrarlar bu lafı. Şeytana küçük parmağını gösterirsen kolun gider. SYK gereğini yapmalıdır derhal. Ne yapacak? Derhal. Suç soruşturma tabii çok ciddi bir soruşturma hocam? Başlatılmalı. Yani öğrenmek için soruyorum. Hukuki terminolojide neyi suçtur? Bu görevi kötüye kullanma, rüşvet her bir şeye giriyor. Ne yapacak SYK? SYK derhal elindeki dosyaları alarak yani onun bakmış olduğu bütün dosyaların inceleme altına alınması lazım bir. İkincisi şu anda görevden el çekmesi lazım. Ta ki yargı sonuna kadar hiçbir dosya verilmemesi lazım. Korkunç bir şey bu. Geçmiş dosyalar da dahil mi buna? Ergenekon'a dahil mi buna? Bence tabii hepsi bakılmalı. Yani bugüne kadar baktığı bütün dosyalara... Hepsi bakılmalı. Çok ciddi bu. Bu zaten yeniden yargılamanın bir daha önünü açıyor. Değil mi yani bu olayla birlikte? Yeniden yargılanma olayı çok farklı bir şey Sevilay. Yeniden yargılanma olayında kesin hükümde olacak. Bir kere kesin hüküm verilmiş olacak. Ve kesin hükümün verilmesinden sonra da kanunda yazılı maddeler girecek. Bunlar çok basit şeyler. Yeni bir delil ortaya çıkması, yeni bir tanık ortaya çıkması. O dosya hakkında verilen raporun gerçeği yansıtmaması gibi yeni olayların hukuka uygun bir şekilde ortaya çıkması lazım. Ve bunu o yargılamayı yapan mahkemenin talep Peki, üzerine gündeme getirmesi hocam, lazım. Hocam özür diliyorum. Şimdi ancak bir şey söyleyeceğim. Sonra dağılıyor konu. Ama şunu yeniden sormam lazım. Yeniden kesinleşmiş bir hüküm kararını yasayla ortadan kaldırmaya kalkmak gibi. Parlamento böyle bir şey yaparsa var ya çok büyük bir kaos olur. Onun için böyle panik halinde. Hükümetin paniği, içeride oturanların infiali, bunlar sakinleşmeli bir kere. Sağlıklı, hukukun bir metodolojisi vardır, bir sistematiği vardır, ona uygun olarak yapılmalı. Böyle zaten alel ıtlak, acele yapılan her şeyle böyle bu hale geldik. Terörle mücadele yasasının ikinci maddesi ve terörle mücadele ile ilgili maddelerin derhal kaldırılması lazım. Olağanüstü mahkemelerin kaldırılmasını yaptık ama... O davalar devam etti. Böyle bir çelişki olabilir mi? Bir kere derhal normal mahkemelere dosyaların iadesi lazım. İkinci şey de bu tutukluluklar kaldırılması lazım.